Tonguç Akademi'den hepinize merhaba. 9. sınıf tarih 1. dönem full ücrete hoş geldiniz. Sizinle beraber çok güzel bir ders işleyeceğiz. 9. sınıfın 1. 2. ve 3. ünitesini burada özetleyeceğiz. Tabii bunlar sizin için gireceğiniz yazılarda da oldukça önemli olacak. Bu yüzden full özette sizlere vereceğimiz notları iyi bir şekilde edinin. Bunlar aynı zamanda sizin için yazılı soruları da olacak ve tüm dönemi görmüş olacaksınız. Peki biz bugün neler işleyeceğiz? İlk üniteden bir başlangıç yapalım. Birinci ünitede tarih ve zaman temel ünitemiz olacak. Bu ünitede tarihin ne olduğu, tarih bilimin yöntemini, tarihe yardımcı bilim dallarını, olay ve olguyu, tarihin konusunu, tarih biliminin bize ne kazandırdığını, anakronizm kavramını, yüzyıl hesaplamalarını ve takvimleri göreceğiz ve konularına temelle bakacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. İlk olarak tarihin ne olduğuyla bir başlangıç yapalım. Şimdi tarih bu insanların geçmişteki her türlü faaliyetini inceleyen, insanların ve olayların birbirine olan ilişkilerini sebep sonuç ilişkisi, yer zaman örüntüsü ve belgelere dayalı olarak inceleyen bir bilim dalı olacaktır. Tabii tarih temelinde insan üzerine şekillenecektir. İnsan faaliyetleri tarihin temel konusunu oluşturacak. İnsanın yapmış olduğu her şey burada tarihin konusunu oluşturacaktır beşeri faaliyetler içerisinde. Tabii tarih bu bilgiyi oluştururken bir takım yöntem izler ki tarih biliminin yönteminde ilk aşamada mesela diyelim ki biz eski Türk tarihini araştırıyoruz burada. Bunun için önce bir tarama faaliyeti gerçekleştirdik. Bilgi ve verileri bulduk. İşte Orta Asya'da araştırma yaptınız, Kafkaslar'da, Anadolu'da birçok yerde böyle araştırma yaptınız, verileri elde ettiniz. Daha sonra elde edilen verileri sınıflandıracağız. Neye göre? Mesela konuya göre sınıflandırabiliriz. İşte konuya göre ne olur? Burada işte ne olsun? Eski Türk tarihi bağlamında bir konu belirleyelim. Aynı zamanda zamana göre de sınıflandırabiliriz. Mesela ne olsun? Orta Çağ Türk tarihi veya mekana göre olabilir. Bu ne olsun? Mesela Anadolu tarihi veya Orta Asya Türk tarihi. Demek ki konuya, zamana ve mekana göre elde edilen bilgileri biz tasnif edeceğiz, sınıflayacağız. Daha sonra tasnif aşamasından sonra çözümleme yapacağız, yani tahlil. Burada elde edilen verinin yeterliliği bize uyar mı, uyumaz mı? Hangisi burada bilgi bakımından bizim kullanabileceğimiz ölçüde, bunu belirleriz. Daha sonra eleştiri aşamamız gelir. Yani tenkit aşaması burada gelecektir. Yani ben bu işte veriyi nereden elde ettim? Mesela webden. Buradaki akademik kaynaktan. İşte buradaki de kitaptan. Baktım ki benim webden elde ettiğim bilgiler işte Edu uzantılı, yani üniversite uzantılı veya Gov uzantılı, devlet uzantılı web sitelerden değil. O zaman güvenilirliğinde sıkıntı vardır derim. Bu yüzden akademik ve normal kitaplardan, milli eğitim temel kitaplarından elde ettiğim veriler üzerine de buradaki bilgilerimi şekillendirebilirim. Ve en son aşamada da birleştirme, yani sentez yapacağız. Tahlili yaptık, tasnifi yaptık, tenkiti yaptık ve tüm verileri en sonunda birleştirip burada tarihi bilgiyi oluşturmuş olacağız. İşte tarih biliminin yöntemi bu sıralamayı da izleyerek ortaya çıkacaktır diye. Devam edelim. Şimdi tarihe yardımcı bilim dallarına gelelim. Şimdi tarih insan faaliyetlerini incelediği için birçok yan bilimden de buradan faydalanacaktır. Çünkü her yan bilim kendi içerisinde birçok farklı unsuru irdeleyecek ve bunlar üzerine çalışacaktır. Mesela antropolojiye geldiğimiz zaman, antropoloji insanı kültürel, sosyolojik ve biyolojik yönden inceleyen bir bilim dalı olacaktır. Daha çok insan bilimi, ırk bilimi olarak bilinecek ve insan üzerine tarihe yardımcı olacaktır. Arkeolojiye gelecek olursak, kazı tekniğini kullanacak arkeoloji ve özellikle yazı öncesi dönemin aydınlatılması açısından arkeoloji oldukça işimizi görecek. Çünkü sen yazı öncesinde elde edilen verilerin kime ait olduğunu, neye ait olduğunu, işte gelişmişlik seviyesinin ne derece olduğunu ancak arkeolojik verilerle elde ettiğin sonuçlarla ulaşırsın ki bu bakımdan kazı tekniği arkeoloji için ve tarih için oldukça önemli olacak. Yer mekan konusunda coğrafyadan faydalanırız. İşte devletler arasında veya taraflar arasında sözleşme, antlaşma, metinler, bunların hepsi diplomasi yoluyla olur. Kültürü inceleyen etnografi olur. Tarihe bu şekilde kültür bağlamında yardımcı olacaktır. Dilleri inceleyen filoloji olacak. İşte diyelim ki Köktürk kitabeleri veya başka ne olsun diyelim, Hitit döneminden kalma yıllıklar, anallardan bahsedelim. Bunlar kitabe olacaktır. Bunların çözümlenmesinde de epigrafi işimizi görecek. Paraları inceleyen burada numizmatik olacak. Armaları inceleyen heraldik olacak.
yazılarla ilgili tüm unsurlar paleografyanın bir unsur olacak. Zamana yönelik olarak burada inceleme yapan kronoloji iken toplumu bir bütün olarak inceleyen yan bilim ve tarihe yardımcı bilim dalı ise sosyoloji olacaktır diyelim, tamam. Belki hocanız burada eşleştirme sorusu isteyebilir veya direkt bir test sorusu da sorabilir. Bu yüzden kısa kısa bunların neyi incelemiş olduğunu mutlaka notlarınız içerisinde yer edinir. Devam edelim. Şimdi olay ve olgu konumuza gelelim. Olay ve olguyu ifade edelim. Şimdi olay dediğimiz şey hayat içerisinde, bakın hayat içerisinde tek tek meydana gelen değişmeler olacaktır. Örnek verecek olursak tarih bağlamında düşünelim. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi bizim için bir olaydır. Niye? Çünkü tek bir şekilde meydana gelen. Tarihte tek bir defa, yani Malazgirt Savaşı'nı 1071'de tek bir olay olarak görüyorsunuz. Ancak olguya gelecek olursak, olgu burada aynı türdeki olayları bir bütün olarak anlatmak için kullanılan kavram olacaktır. Mesela Malazgirt Savaşı ile beraber biz ne yapıyorduk? Anadolu kapılarını Türkleri açıyorduk. Ancak biz Anadolu'nun Türkleşme sürecine çok geniş bir zaman dilimi içinde anlatıldığı için ve tüm olayları, işte Malazgirt Savaşı, Miryokefalon Savaşı, Pasinler Savaşı, bunların hepsi bir süreçtir. Tüm bunları, bu türdeki bütün olayları olguyla tanımlarız. Anadolu Türkleşme süreci de çok geniş bir zaman diliminde meydana gelecektir. Tarihin konusuna gelelim. Şimdi tarihin konusunun siyasi, sosyal, askeri, kültürel, ekonomik, dini, coğrafi alanda farklılaşabilir. Bu yüzden insan ve insan faaliyetlerini oluşturan her türlü tarihin konusu unsur ve gelişme üzerine de eşleştirilebilir. Yine eşleştirme sorusu da buradan gelebilir. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması bizim için siyasi alandadır. Çünkü devlet ve hükümet sistemlerini burada temelinde ilgilendirir. Orta Asya Türk göçleri, göç sosyal bir olgudur. Bu yüzden sosyal alanla alakalıdır. Büyük Taarruz, Türkler ve Yunanlar arasında gerçekleşen Kurtuluş Savaşı dönemindeki bir savaştır. Bu yüzden askeri alanla alakalıdır. Yazının icadı. Yazı, bilimsel bilgi birikimini artıran kültürel bir faaliyet olacaktır. Bu yüzden kültürel alanı ilgilendirecektir. Coğrafi keşiflerle beraber Avrupa zenginleşecek. Sömürü altına aldığı yerlerden birçok böyle değerli madeni Avrupa'ya taşıyacaktır. Bizim için iktisadi, ekonomik alanı ilgilendirir. İslamiyet'in doğuşu ve yaşı, İslamiyet bir din olduğu için dini, depremlerde yaşanılan o coğrafi durumlar, işte Türkiye'de depremlerin yaşandığı coğrafyayı hatırlayın mesela. Kuzey Anadolu fay hattı diyorsun, Doğu Anadolu fay hattı olsun. Doğal olarak bunlar da coğrafi unsurları burada bağlatılacaktır. Demek ki gelişmeler ilgili olan alanlarda tarihin konusu bakımından bu şekilde eşleştirilebilir deriz. Devam edelim. Tarih biliminin bize ne kazandırdığına gelelim. Şimdi tarih bilimi öncelikle sizin geçmişe dayalı olarak yapmış olduğunuz araştırma becerisini burada geliştirecektir. Siz hem burada araştırma hem de kanıt kullanma becerisini artırmış olacaksınız. Tabi araştırmada elde ettiğiniz verileri burada tenkit etmek, eleştirmek, doğruluğunu burada ortaya çıkarmak da eleştirel düşünce becerisini sizde artıracaktır. Eleştirel düşünmeyi de burada vermiş olalım. Yine bununla beraber empati becerisi de, sorgulama becerisi de artmış olacak. Aynı zamanda tek düze bakmayacağız. Birçok yönden baktığımız için çok boyutlu bir düşünme sistemi bizde gelişecek. Geçmişe baktığımız için geçmişi öğrenme, geçmişi öğrenerek de günümüzü anlama, geleceğe yönelik planlar yapma da temelinde bu şekilde ulaşmış olacak bize. Anakronizm kavramına gelelim. Şimdi anakronizm dediğimiz şey şudur. Tarihi olaylar bugünün bakış açısı ve değer yargıları ele alınmamalı. Eğer biz tarihi olayları bugünün bakış açısı ve değer yargıları ele alırsak o zaman anakronizm ortaya çıkar. Yani tarih çağları birbirine karıştırma, bir olayın çağıyla ilgili yanılma. Ya mesela örnek vermek gerekirse Fatih Sultan Mehmet'in işte kola içmesi veya işte Osman Bey'in patates domates yemesi. Şimdi ne kola, ne patates, ne domates. Ta ki bunlar yeni çağda, yani coğrafi keşiflerden sonraki kola da zaten yakın çağın bir gelişmesidir. O dönemlerde olmadığı için böyle şeyler. Doğal olarak siz hani bir tarihi eser yazarken bir TV dizisi veya işte sinema filmi oynadığı zaman eğer bu şekilde yansıtılmışsa, yani günümüzün kullanılan araç gereçleri tarihte de sanki aynı varmış gibi gösterilirse orada bir anakronizm yapılır. Çünkü sen bugünün bakış açısıyla ve değer yargısıyla geçmişi ele almış oluyorsun. Anakronist davranırsın diye. Devam edelim ve yüzyıl hesaplamalarına gelelim. Yüzyıl hesaplamalarını ifade edelim. Şimdi yüzyıl hesaplamalarını biz milat kavramıyla özellikle
ayıracağız birbirinden. Çünkü öncelikle sıfır olarak kabul ettiğimiz bir Hazreti İsa'nın doğuşunu esas aldığımız bir milat var. Sıfırın berisinde olan yani öncesinde olan her türlü rakam günümüzden uzaklaşmakta. Yani şöyle diyelim, milattan önce 24 mu günümüzden uzak, 99 mu günümüzden uzak dersek 99 daha uzak olacaktır. Çünkü sayı arttıkça geçmişe doğru, milattan önce için söylüyorum, günümüzden uzaklaşacaktır. Şimdi biz önce milattan sonrasını ifade edelim. Bir sıfır ile bir yüzlük dilimi arasında her türlü o yüzlük dilimin hepsine bir yüzyıl deriz. Mesela 0.99 birinci yüzyıldır. 100, 199 ikinci yüzyıldır. Yüzlük dilimlerin hepsi bizim için bir yüzyıl kavramını ifade eder. Bu yüzlük dilimlerin kendi arasında ikiye ayrılması yani 50'şer 50'şer dilimlikte ikiye ayrılması yarı olarak ifade edilir. Mesela milattan sonrası için 0.49 arası bizim için ilk yarısı iken 50-99 arası ikinci yarısıdır. Bu yarılarda kendi aralarında çeyreklere ayrılır. 0.24 arası birinci çeyrek, 25-49 arası ikinci çeyrek, 50-70 arası üçüncü çeyrek ve 75-99 arası da dördüncü çeyrek olarak görülecektir. Milattan öncesi için ise tam tersi olacak. Yani geriye eksenli olacaktır ve bu şekilde kavramlar ifade edilecek. Peki biz, öğretmenim sınavda bize bir örnek verirse, herhangi bir tarih verirse bu tarihi nasıl açacağız? Mesela milattan önce 320'yi vermiş. Bak şimdi, milattan önce 320 mi? Şimdi 0.99 neydi? Birinci yüzyılda. Hemen şuraya yapayım. 99 aldık ya buraya. Hatta şöyle diyelim. 100 ile 199 arasında olacaktır. Doğal olarak burası ikinci yüzyıl olacak. Peki 200 ile 299 arası ne olacaktır? Burası bizim için üçüncü yüzyıldır. Peki 300 ile 399 ne olacaktır? Burası bizim için 4. yüzyıldır. Niye buraya kadar geldim? Çünkü verilen tarih oraya tekabül ediyor. Yani milattan önce 320 dediği için. Peki bu bizim için milattan önce demek ki kaçıncı yüzyılmış? Bak 4. yüzyılmış burada. Milattan önce 320 bizim için 4. yüzyıl olacaktır. Peki 20'yi vermiş. 20 hangisinin arasında? 0.49 arasında mı yoksa 50-99 arasında mı? Evet, 0.49 arasında değil mi? Demek ki kaçıncı yarıya denk geliyor? Milattan önce 4. yüzyılın diyorsun. Devam ediyor. Birinci, burada ikinci yarısının peki kaçı vermiş? Bakın 320'de 20 dilim nereye geliyor? 0.24 4. çeyreğe geliyor. 4. çeyreği. Hesaplaması bu şekilde. Tamam mı? Bakın. Ne yaptık? 320'ydi. 320'nin hangi yüzyıla ait olduğunu pratik bir şekilde zaten şeyle bulabilirsiniz siz. Onun pratiğini de söyleyeyim. Mesela 300 küsurat diyorsa bu 4. yüzyıldır. 500 küsurat diyorsa bu 6. yüzyıldır. Yani her zaman şöyle bir tane eklersen zaten bir üst eklersen sonraki yüzyılı bulabilirsin. Bu pratiği tabii ama görmeniz açısından böyle yaptım. Sonra baktık ki ikinci yarısına 0.49 arasında olduğu için şuradaki 20 ikinci yarısına tekabül etti. Sonra çeyrek olarak baktık. 0.24 arasında 20 tekabül ettiği için 4. çeyreği oldu. Bir tane daha bakalım. Milattan sonra 622 diyoruz. Bakın az önce ne dedim? Şu sondaki rakama bir tane eklediğin zaman sonraki yüzyılı bulabiliyorsun. 622 tek tek hesaplasak bile çıkar. Ama bizim için burası milattan sonra bir sonrası olduğu için 7. yüzyılın 22 nereye tekabül edecek? Bakın 0.49 ilk yarısına. Birinci yarısının peki kaçıncı çeyreğe? 22 olduğu için 0.24 birinci çeyreğe denk gelecektir. Burası. Bakın unutmayın. Milattan sonrası için sayısal değer sıfırdan başlayıp ilerleyecektir. Milattan öncesi için ise tam tersi olacak. Dördüncü çeyrekten veya ikinci yarından başlayarak sıfır geriye doğru ilerleme yapacaktır. Milattan sonra 1453'e gelelim. Şimdi bakın 1414 bir sonrası ne olacaktır? 15 değil mi? Milattan sonra 15. yüzyılın 53 diyor. 53 ilk yarımı, ikinci yarımı. Dikkat ederseniz 50-99 arasında olduğu için ikinci yarısının oluyor. 53 çeyreklere baktığımız zaman nereye geliyor? 50-74 üçüncü çeyreği. Demek ki üçüncü çeyreği olacaktır. Tamam mı? Hesaplamamız bu şekilde gerçekleşiyor. Devam edelim. Türklerin kullanmış olduğu
takvimlere gelelim. Şimdi 12 hayvanlı Türk takvimiyle başlayalım. En eski, kullanılan en eski Türk takvimi 12 hayvanlı Türk takvimidir. Burada böyle bakın resmedilmiş, bir görselleştirilmiş şekli de var. Her yıl bir burada hayvan adıyla anılacaktır. Ve güneş yılı esaslı bir takvim olduğunu ifade edelim. Bir yıl burada 12 ay 365 gün 5 saat olarak hesaplanmıştır. Hazreti Ömer döneminde, bakın Hicri takvim, Hazreti Ömer döneminde ortaya konulacak ve Hazreti Peygamber'in hicreti burada başlangıç olarak kabul edilecektir. Aynı zamanda burada ay yılı esaslı olmuş olduğunu da ifade etmiş olalım. Burada bir yıl 12 ay 354 gün olacaktır. 11 günlük güneş yılıyla arasında bir zamansal fark var. Hani bunun için her Ramazan ayı her sene 11 gün daha öne geliyor. Çünkü biz dini gün ve takvimlerin hepsini ay yılı esaslı hicri takvime göre hesaplıyoruz. Rumi takvime gelelim. Rumi takvim Osmanlı Devleti'nde mali işler için düzenlenen, hicri takvim yanında kullanılan güneş yılı esaslı bir takvim olacaktır. Başlangıcını hicret olarak kabul edecek hicri ve miladi sentezi bir takvim olacaktır. Celali takvime gelelim. Melikşah döneminde Ömer Hayyam başlangıcında bir heyetin oluşturmuş olduğu güneş yılı esaslı bir takvim olacaktır. Başlangıcı 1079 olarak kabul edilen bu takvimde 12 ay 365 gün ve 6 saat bir yılı oluşturacaktır. Miladi takvime gelecek olursak, önce Mısır'da ortaya çıkan güneş yılı esaslı takvimin Romalılara geçmesi, burada Julius Caesar tarafından geliştirilmesi, en sonunda Papa burada 13. Gregorian tarafından son şeklin verilmesiyle güneş yılı esaslı bu takvim ortaya çıkacaktır. Milat dediğimiz doğum sıfırı esaslı olarak alacak. Bir yıl burada 12 ay 365 gün 6 saat olarak kabul görecektir diyoruz. Tamam mı? Bu şekilde Türklerin kullanmış olduğu takvimleri unutmayın. Bunlardan sadece hicri takvim ay yılı esaslı iken diğer tüm takvimlerde güneş yılı esaslı olacaktır. Günümüzde de miladi takvim Türkiye Cumhuriyeti tarafından kullanılıyor. Evet, birinci ünitemizdeki önemli kısımları bu şekilde ifade etmiş olduk ve ikinci ünitemize geçiyoruz. Şimdi ikinci ünitemizin temel konusu insanlığın ilk dönemleri. Bu ünitede insanlığın ilk izlerini, yazının gelişimine, ilk çağda başlıca medeniyet havzalarına, insan ve göç konusuna, tüccar kavimlere, kabileden devleti ve kanunlar doğuyor konularına bakacağız. Öncelikle şöyle tarih öncesi çağlarla bir başlangıç yapalım. Biz tarih öncesi çağları taş çağı ve maden çağı olarak ikiye ayıracağız. Burası bizim için yazı öncesi bir dönem olacaktır. Yazının öncesi. Tamam mı? Unutmayın. Yazıyla beraber de artık tarihi çağlar başlayacaktır. İlk olarak paleolitik adını verdiğimiz eski taş dönemiyle başlayalım. Şimdi insanın ortaya çıktığı, insanlığın en uzun dönemi olan paleolitik dönem tamamen tüketici toplum yapısıyla şekillenen bir yapıda olacaktır. İnsanlar avcılık, toplayıcılık faaliyetlerini burada gerçekleştirecek. Çakmak taşından kesici aletler yapacak. Ve bu dönemin en önemli unsuru ateşin keşfedilmiş olmasıdır. İnsanlar artık ateşi bu dönemde kullanmaya başlayacak ve gündelik hayatında da ateşi kontrol altına alarak bunları yansıtacaktır. Bu dönemin önemli yerleşim merkezleri mağaraları arasında da Antalya Karayeni, Belgibi, Belbaşı, Yarımurgaz mağaralarını göstermek mümkün ki Yarımurgaz mağarası da paleolitik döneminin Türkiye içerisinde bilinen en eski mağaralarından biri olacaktır. Ortataş yani mezolitik döneme gelecek olursak, paleolitik dönemin bir devamı olarak görülen bu çağda yine avcılık ve toplayıcılık faaliyetleri burada gerçekleşiyor. Yine bu dönemde bakın mikrolit adının verilen böyle kesici, delici aletlerle de temel faaliyetler gerçekleştiriliyor. Baradis, Tekeköy gibi önemli mağara yerleşkeleri de bu dönemin önemli mağara tipleri olacaktır. Yeni taş dediğimiz Neolitik döneme gelecek olursak. Şimdi Neolitik devrim kavramıyla adlandırılacak bu dönem. Çünkü bu dönemde artık insanlar iklimin de ılımanlaşmasıyla beraber mağaralardan, kaya sığınaklarından çıkacaklar. Artık göllerin, nehirlerin kenarlarına yerleşecekler ve bununla beraber de yerleşik hayat başlamış olacak. Tarımsal faaliyetlere geçecek insan, bakın burada tüketiciydi. Artık demek ki insan burada ne oluyor? İnsan üretici oluyor. Üretici faaliyetlerini gerçekleştirecektir. Bu dönemin de önemli yerleşim merkezleri var ki Çatalhöyük tarihin bilinen ilk kent yerleşkesidir. Çayönü tarihin bilinen ilk köy yerleşkesidir. Göbekli Tepe ise yine tarihin bilinen ilk tapınak yerleşkesi olacaktır diyelim. Maden çağlarına gelelim. Şimdi bakır çağı
Burada insanların erceme ısısı düşük olduğu için kullanmış oldukları ilk maden bakır olacaktır. Bakırı kullanmaya başlayan ve işlemeye başlayan insanlar ince el işçiliğini artıracak ve altın ve gümüş işlemeciliğine başlayacaktır. Alacaöyük, Truva, İkiztepe bu dönemin önemli unsurları olacaktır. Yerleşkeleri de olacaktır diyelim. Tunç Çağı'na gelelim. Tunç Çağı'nda site adı verilen şehir devletleri oluşuyor. Sümerlerin, Hititlerin, Akatların, Asurların ortaya çıktığı bir dönem olacaktır. Bu dönemde Asurların Anadolu'ya yazıyı taşımasıyla beraber Anadolu yazıyla tanışacak Tunç Çağı'nda. Kültepe ve Ahlatlıbel önemli yerleşkeleri olacaktır. Demir Çağı'nda ise artık demir işlenmeye başlayacak. İnsanlar artık sert maddeleri de burada işlemeye başlıyor. Sert maddeler kendine beraber askeri teknolojiyi artıracak. İmparatorlukların kurulmasına kadar bu süreç gidecektir. Önemli yerleşim merkezleri arasında Alacaöyü, Hacıları, Truva'yı ve Alişar'ı göstermek mümkün. Tarih öncesi çağları özetle bu şekilde ifade etmiş olalım. Yazımın gelişimine bakalım. Şimdi yazı ilk olarak M.Ö. 3200'lü senelerde çivi yazısı olarak, bakın çiviyle yazılmıyor. Yani çivi bastırılıp yazılmıyor. Buradaki yazı formu çiviye benzediği için biz buna çivi yazısı diyoruz. İlk olarak Sümer uygarlığı tarafından yazının ortaya çıkarılmış olduğunu ifade etmiş olalım. Bu bakımdan önemli bir tarihsel gelişme olduğunu da vurgulayalım yazının. Tabii yazıyla beraber insanlık hayatında çok önemli gelişmeler de süre gelecek. Peki şöyle alalım. Yazının gelişmesiyle beraber hayatımızda neler değişti? Bir defa bu toplumlar arasında, yani insanlar arasında iletişim daha da kuvvetlenecektir. İletişim faaliyetlerini demek ki oldukça kuvvetlendirmiş olduğunu söylemek mümkün. Yazılı eserler sayesinde elde edilen bilgiler gelecek kuşaklara aktarılıyor. Demek ki bilgi birikimi artık kayıt altına alınıyor. Yine burada devletler arasında yapılan antlaşmalar. Bu antlaşmalar yazı aracıyla kayıt altına alınıyor. En azından bir resmiyeti biraz daha ön plana çıkıyor. Kişilerin sahip olduğu bu düşünce ve bilgilerin yazı ile saklanabilmesi, yaygınlaştırılması, bu bilgi birikiminin yeni insanlara aktarılması oldukça önem arz edecek. Eğitim ve öğretimde basılan bu kitaplar sayesinde de bu faaliyetler daha da yaygınlaşacak, gelişecektir. Kanun ve kurallar da yazı ile daha kalıcı hale gelecek ve uygulanması da daha kolay olacaktır diyelim. Demek ki yazı ile beraber de hayatımızda bu gibi önemli değişikliklerin yaşanmış olduğunu da söylemek mümkün. İlk çağdaki başlıca medeniyet havzalarına gelelim. Bakın ilkiyle başlayalım. İlk ilkel tas meşruti yönetimi, ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Anlaşması'nı, ilk medeni kanunu, ilk tarih yazıcılığı örnekli olan analları ortaya çıkaran hangi medeniyet olacaktı bizim için? Hititler olacaktı. Bilimsel mirasa kattıkları önemli unsurlar bu şekilde. Fabula adı verilen hayvan hikayelerini, Fibula adı verilen çengelli iğneleri, Tapates denilen halı ve kilimleri, yine onların bir tanrıçası var mesela Kibel olarak, bilinen uygarlığımız neresi olacaktır Anadolu içerisinde? Bakın burada Hitit'i gösterdik. Şöyle renkli. Bu Hitit'ti. Bu ikinci uygarlığımız ise bizim için Frigler olacaktır. Frigleri de buraya yazmış olduk. Devam edelim. Kral yolunu ve ilk parayı buluyorlar. Bununla beraber kral yolunu ortaya çıkaran medeniyet bizim için hangisi olacaktır? Kral yolunu aslında burada oluşturan Persler olacak. Pers topraklarından başlayan bu kral yolu Lidya ülkesine kadar gelecek. Kral yolunu etkin kullanacak Lidyalılar ve onlar da ticarette ilk kez parayı bulacaklar. Lidyalılar için de bu önemli özelliği söyleyelim. İyonlara gelelim. Tarih ve tıbbın öncüleri olan Herodot, Hipokrat gibi ilk felsefe, matematik gibi bilimlerde tamamen bilgilerde burada olacak. Çünkü felsefenin ortaya çıktığı önemli bir coğrafya olacak. İyon coğrafyası. Bir de burada bahsetmediğimiz kim kaldı? Urartular kaldı değil mi? Urartular da taş işçiliği üzerine oldukça gelişmiş olacak. Hatta onlar Şamran su kanalı olarak bilinen ünlü eseri de, ünlü su kanalı da ortaya çıkaracaklar diyelim. Doğu Anadolu'da Van Tuşma Merkezi olarak kurulan bir medeniyet olduğunu da ifade etmemiz mümkün. Devam edelim. Mezopotamya'daki medeniyetlere gelelim. Onlardan biraz bahsedelim. Şimdi Mezopotamya içerisinde yazı ilk kez kullanan, yazılı kanunları, Urukakira kanunları olarak bilinen, bu kanunları ortaya çıkaran, ilk ay takvimine ve ilk tekerleği yapan hangi medeniyet bizim için? Sümer medeniyeti olacak. İlk merkezi imparatorluğu ve ilk düzenli orduyu kuran ve Mezopotamya'ya hakim olan Akatlar olacaktır. İlk kütüphaneyi ki başkent Ninova'da kuracaklardır ve Karum denen ticaret merkezini oluşturan
Asurlar olacaktır. Babil'in asma bahçelerini ve Hammurabi kanunlarını oluşturan ise bu medeniyetimiz bizim için hangisidir? Babiller olacaktır. Bu özellikleri de Mezopotamya medeniyetlerinde ifade etmiş olan. Devam edelim. Diğer önemli medeniyetlere gelelim. İran medeniyetinden bahsedelim. Şimdi İran medeniyetinin temelinde Persler ve Medler üzerine şekillenecektir bu medeniyet. Eyalet sistemini oluşturacaklar ve kent topraklarını birçok eyalete yayarak satraplık adı verilen sistemi kuracaklar. Bu satraplar valiler olacaktır. Tabi bu valileri gözlemesi için de şah gözü, şah kulağına adı verdiğimiz görevliler görevlendirecek. Onlar ikiz posta teşkilatını oluşturacak ve kral yolunu inşa edeceklerdir. Hintlere gelecek olursak onlar sıfırı ilk defa kullanacaklar ancak sıfıra bir sayı değeri vermeyecekler. Bu sayı değerini veren Harizmi olacaktır. Aritmetiğin gelişimi Hint coğrafyasında olacak ve kast sistemi adını verdiğimiz sistemi kuracaklar. Kast sisteminde kapalı toplum sınıfı sistemidir bu. Bu sistemin en başında Brahmanlar adı verilen din adamları yer alacak. Brahmanlardan sonra hemen altta Kshatriyalılar adı verilen asker sınıfı, soylu sınıfı olacaktır. Onların altında Vaisyalılar denilen bu tüccar sınıfı, onların altında çiftçi sınıfı olan Sudra sınıfı olacaktır. Bir de sistemin dışında Parya adı verilen köleler olacak. Kapalı bir tabakalaşma var. Alt kattan üst kata geçiş veya üst kattan alt kata geçiş olmayacaktır. Çin medeniyete gelelim. Çin medeniyeti bilim medeniyeti açısından barutu, pusulayı, kağıdı, matbaayı ortaya çıkaran, güneş şekerini izleyen ve apukontur adını verdiğimiz buradaki tedavi yöntemini geliştiren bir medeniyet olacaktır. Mesela onların barutu bulmaları Avrupa'da feodalite adı verilen sistemin zayıflamasına neden olacak. Pusulayı bulmaları coğrafi keşifleri burada ortaya çıkaracak. Kağıt ve matbaa Avrupa'da Rönesans, Reform, Aydınlanma Çağı gibi önemli tarihsel gelişmelerin önünü açacaktır diyelim. Yunan medeniyetine gelelim. Yunan medeniyetinden bahsedelim. Şimdi Cumhuriyet ve demokrasinin ilk izlerini biz Yunan coğrafyasında göreceğiz. İyon coğrafyasından gelen burada Yunan medeniyetine gelen felsefe de bu bölgeye oldukça geliştirilmiş. Aristoteles, Thales, Pisagor gibi önemli filozoflar bu dönemin önemli felsefecileri olmuştur. Matematik alanında, astronomi alanında, felsefe alanında da oldukça gelişmiş bir medeniyet olduğunu söyleyelim. Doğu Akdeniz'deki medeniyetlere gelelim. Fenike ve İbraniler var burada. Fenikeliler Doğu Akdeniz'de özellikle kurmuş oldukları deniz kolonisiyle de ticaret oldukça zenginlenen bir devlet olacaktır. Bununla beraber Fenike alfabesi adını verdiğimiz 22-24 harften oluşan böyle bir alfabeyi ortaya çıkaracaklar. Bu alfabe daha sonra İyon coğrafyasına gelecek. İyon alfabesi olacak. Yunan coğrafyasına gelecek. Oradan da Roma'ya gidecek ve Latin alfabesinin temellerini oluşturacak. İbranilere gelecek olursak tek tanrılı inanç sistemini benimseyen ilk devlet olacaktır. Onlar Museviliği ulusal bir din olarak da benimseyecektir. Mısır medeniyetine gelecek olursak onlar şehir devletleri şeklinde organize olacaktır ki Yunan medeniyetindeki organizasyon da şehir devletidir. Biliyorsunuz biz Sümerlerde şehir devletlerine site adını veriyorduk. Yunanlarda polis adı verilecektir. Mısırlarda da şehir devletlerine nom adı verileceklerdir. Yine Mısır'da devlet adamları ve firavunlar adına piramitler burada meydana getirilecek. Bunlar onların yapmış oldukları anıtsal mezar yerleri olacaktır. Tabi burada kendi devlet adamlarını, firavunlarını mumyalayacaklar. Bunları mumyalarken insan anatomisini öğrendikleri için eczacılık ve tıp alanında da oldukça gelişim sağlayacaklar. Matematik alanında önemli çalışmaları var ve güneş takviminde astronomi geliştirerek ortaya çıkaracaklardır diyelim buradaki medeniyetler için. İnsan ve göç konusuna gelelim. Şimdi insanlık tarih boyunca bir noktadan başka bir noktaya çeşitli sebeplerle tarih boyunca göç edecektir. Tabii bu göçlerin bir takım sebepleri var. Bu sebepler arasında mesela kıtlık gösterilebiliyor. Veya o alanların savaş alanına dönmüş olması, savaşların yaşanmış olması. Mesela Suriye'den Türkiye'ye olan göçleri düşünün. İç savaş sonucunda olacaktır. Baskınlar, demografik değişimler, yine inanç baskıları. Yani mesela hicreti hatırlayın. Mekke'deki inanç baskısından dolayı inanan Müslümanlar Mekke'den Müslüman Medine'ye hicret ediyordu. Yani göç ediyordu. Doğal afetlerde yine bu göçlere sebebiyet verebilir. Peki tarih boyunca önemli göçlere gelecek olursak. Ege göçleri Yunanistan'dan Ege'ye, İç Asya göçleri Orta Asya'dan farklı yerlere Türk göçleri olacaktır. Amuru dediğimiz Babil göçleri ise Arap Yarımadası'ndan Filistin ve Suriye'yi, Akat göçleri Suriye'den Sümer ülkesine, Huri göçleri Doğu Anadolu'dan Filistin'e ve Filik göçleri de Makedonya'dan Trakya'dan Anadolu'ya yönelik olacaktır diyelim. Göçleri de bu şekilde ifade etmiş olalım. Tüccar kavimlere gelelim. Şimdi tüccar kavimler içinde ilk olarak Lidyalılara gelelim. Lidyalılar biliyorsunuz ki kral yolunu etin olarak kullanacak. Sustan sardakalar olan kral yolunu. Bu yola zenginleşecekler ve onlar
tarihte ilk defa parayı icat edecekler. Ordularında da paralı askerleri var ki burada millet düşüncesi çok gelişmediği için Lidyalıların kısa sürede yıkılmalarına sebebiyet verecektir. Fenikelilere gelecek olursak onlar Doğu Akdeniz'de özellikle deniz konuyla uğraşacak ve birçok alanda ticaret konuları oluşturup bu yolla zenginleşeceklerdir. Solda tüccarlar Köktürk koruması altında Çin'den İtalya'ya kadar uzanan özellikle İpek yolu üzerine önemli faaliyetleri var ki Türkler de bunları koruyarak bu yolla gelirlerini artırmaya çalışacaklar. Asurlara gelelim. Asurlar da Fenikelilerden ziyade denize burada tam bir sınır olmadığı için temelinde kara kolonisiyle uğraşacaklar. Yani kara üzerinde bunları oluşturacaklar ki birçok yerde de bu alışveriş merkezleri olan kavramları oluşturacaklar diyelim. Bu kavramlardan biri de Kayseri Kültepe yakınlarında olacak ve Anadolu'ya yazıyı getirerek Anadolu yazıyla tanışmasını da sağlayacaklar diye. Tamam. Asurlar için de bu önemli özelliği ifade etmiş olalım. Kabileden devlete konumuza gelelim. Şimdi ilk çağ içerisinde önemli unsurlardan biridir kabileden devlete geçiş süreci. Çünkü neolitik dönemle beraber biliyorsunuz ki bir devlet şekillenmesi meydana geliyordu. Artık büyük devletlerin kurulmasıyla beraber yönetim biçimleri de değişiyor. Mesela tek bir kişinin yönetimine dayalı olan monarşik sistemleri söyleyebiliriz. Yani bu ya da bununla beraber böyle aristokrat bir sınıfın yönetimine dayalı olan aristokrasi ya da halkın yönetimiyle beraber demokrasi ve cumhuriyeti ya da birçok ulusun bir araya gelmesiyle beraber imparatorluk yapılarını ya da Yunan coğrafyasında özellikle tiranların yönetimi yani burada baskın bir önderin liderliğinde tiranlığın olduğunu söyleyebiliriz. Ya da işte cumhuriyetle beraber demokrasi stilinin de halk egemenliğine dayalı olarak geliştiğini söyleyebiliriz. Tabii farklı coğrafyalarda kendi hükümdarlar o ülkenin hükümdarları kendi buradaki gücünün sınırlarını belli unsurlara dayandıracaktır. Mesela Mezopotamya uygarlıklarına baktığımız zaman teokratik monarşiye ya da mutlak monarşiye ayıracaklar ve kralın elinde tek toplanan bir yönetim anlayışını güçlendirecekler. Anadolu'da da yine teokratik monarşi ve aristokrasi hakim olacak. Yunan coğrafyasında aristokrasi daha baskın. İran'da dinsel monarşi yani teokratik monarşi hakim iken Mısır uygarlığında teokratik monarşi yine kendini burada yani tanrısal krallar burada olacaktır. Bu yüzden teokratik monarşi adını veririz. Kanunlara gelecek olursak şimdi kanunlar için şunları ifade edelim. İlk çağda da çok önemli kanunlar ortaya çıkacak. Temeli ilahi, kutsal ve dinsel olan bu kanunların ilki Ugakina kanunları olacaktır. Bunlar ilk yazılı kanun olarak biliniyor tarihte. Özellikle borç affı gibi pek çok konuyu ve halkın refahı için önemli maddeleri işleyecektir. Hammurabi kanunları ise 282 maddeden oluşacak ve kısasa kısas esasına dayalı bir kanun metni olduğunu ifade etmiş olalım. Hitit kanunlarına gelecek olursak onlar evlenme, boşanma, nikah, nişan gibi aileyle ilgili hükümleri barındıran biraz daha dikkat ederseniz burada medeni hukuku içeren kanunlar ortaya çıkacaklar. Cezalarda sosyal sınıf farkları esas alınıyor. Bazı suçlarda ise tüm aile ceza kesiliyor. Sert bir kanun olduğunu görebiliyorsunuz. Tevrat dediğimiz 10 emir ise Yahudilere göre Sina Dağı'nda Tanrı tarafından Hazreti Musa'ya bildirilen emirler olacak ve onların temelinde hukuk kurallarında bu 10 emir oluşturacaktır diyelim. Ve 3. üniteye geçelim. 3. ünitede sizlerle Orta Çağ'da dünyaya bakacağız. Bu ünitede Orta Çağ'daki başlıca siyasi gelişmeleri, Orta Çağ'da kurulan başlıca devletleri, Orta Çağ'daki siyasi yapıları, imparatorluklara sosyal, ekonomik ve askeri durumu, artı öğrenden sosyal sınıflara konuşumu, ilk ve Orta Çağ'da toplumsal tabakalaşmayı, Orta Çağ'da ticareti, ilk ve Orta Çağ'da ticaret yollarını, Orta Çağ'da orduyu ve kanunlar gelişiyor konusunu inceleyeceğiz. Şimdi ilk olarak böyle Orta Çağ'daki başta siyasi gelişmelere bakalım. İlk olarak Sasani Devleti'nin yıkılmasıyla başlayan süreç, daha sonra Vizigot Kralı'nın sona ermesiyle, daha sonra İslamiyet'in bakın Hindistan'da yayılma süreci var. Katolik Ortodoks bölünmesi 1054 yılında yaşanacak. Moğol İmparatorluğu'nun kurulması 1196 yılında. Magna Carta 1215 yılında. Moğol İmparatorluğu'nun parçalanması 1227 yılında. İngiltere'de parlamenter sisteme geçiş 1295 yılında. Yüzyıl Savaşları 1337-1453 arasında. Ve Avrupa'da veba salgını ise 1347-1351 yılları arasında. Bu dönemin başlıca siyasi gelişmeleri Milli Eğitim Temel Kitabı'nda bu şekilde sizlere belirtilmiş. Ve o dönemin önemli başlıca devletleri de harita üzerinde Milli Eğitim Kitabı göstermiş. İşte Bizans'ı, Ostrogot Krallığı'nı, işte Odoarkları, Vizigotları, Frankları, Alamanları,
yine Moğol İmparatorluğu, Sasani İmparatorluğu'nu harita üzerinde o gün, o dönemin en önemli egemen güçleri bu şekilde sizlere verilmiş. Şimdi Orta Çağ'daki siyasi yapılanmayla bir başlangıç yapalım. Şimdi Orta Çağ Avrupa'sının temelinde bu dönemde damgasını vuran en önemli unsur feodalizm olacaktır. Şöyle feodalizm buraya yazalım. Peki feodalite, feodalizm ne demek? Bu biraz güçlü savaş lordlarının egemen güç kabul edildiği, zayıfların kendilerini efendilere emanet ederek karşılığında sadakate hizmet sözü verdikleri bir toplum yapısı olacaktır. Derebeylik olarak da bilinecek, Avrupa'da siyasi bölünmüşlüğün bir göstergesi olacak. Çünkü her derebey kendi sınırları içerisinde oluşturmuş olduğu o büyük kale yapıları içerisinde işte kendi askeri gazinozu bulunacak. İşte burada halkın yaşadığı evler olacak, çarşıları, pazarları olacak. Bu şekilde bir yapılanma söz konusu ve güçlü surlar var burada. Orta Çağ boyunca da bunların egemen olduğunu söylemek mümkün. Bu sistem içerisinde krallar, soylular, tüccarla uğraşan asker sınıf ve en altta da çiftçi ve köle sınıfı bu sistem içerisinde kendini gösterecektir diyelim. Bu Orta Çağ'daki siyasi yapılanmalara bakalım. Orta Çağ'ın egemen güçleri hakkında biraz bahsedelim. Şimdi çağın büyük imparatorluklarından biri olarak Sasani İmparatorluğu'nu gösterebiliriz. Özellikle Pers genelinden gelecektir Sasaniler. Geniş sırlara ve güçlü bir devlet geneline sahiptir bu bakımdan. Pers devlet genelini benimseyen Sasani İmparatorluğu'nun yönetim şekli de burada mutlak monarşi olacaktır. Burada hükümdar her şeyi tek elden yönetecektir. İmparatorluğun başında kralların kralı olarak bilinen Şehinşahlar olacaktır. Tabi yine bununla Hazreti Ömer döneminde İslam Devleti ile yapılan bir takım savaşlar var. Bu savaşlar arasında Celula Savaşı'nı, yine Nihavend Savaşı'nı ve Kadisiye Savaşı'nı gösterebiliriz. Bu Celula, Nihavend ve Kadisiye Savaşları ile beraber de Sasaniler zayıflayacak ve zamanla yıkılacaktır diye. Doğu Roma dediğimiz Bizans İmparatorluğu'na gelelim. Roma'nın ikiye ayrılmasından sonra burada o çağın büyük imparatorluklarından biri olarak görülecektir. Özellikle Helenist kültürle burada etkin. Helenizm burada baskın olarak kendini gösterecek. Bununla beraber aynı zamanda Ortodoksluk Bizans'ta hakim olacak. Bu kültürel birleşimler sonucu Bizans İmparatorluğu Batı Roma İmparatorluğu'ndan farklı olacak. Çünkü Batı Roma'da temelinde Helenist kültürü yoktur. Burada tamamen Latin kültürü vardır ve Ortodoks değil, Katolik olacaklardır. 1453 yılına geldiğimiz zaman Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul fethedilmesiyle Bizans'a son verildiğini biliyoruz. Devam edelim. Moğollara gelelim. Şimdi Moğollar Kulüs Temuçin, yani bizim bildiğimiz adıyla Cengiz Han olacak. Temuçin 1206 yılında yapılan kurultayda Türk Moğol boyları tarafından Kaan seçilecek ve burada Cengiz adını alacaktır. Moğollar özellikle şamanist inancı bağlılar. Şamanizm burada geniş Moğol kitleleri tarafından burada benimsenecektir. Cengiz'in ölümünden sonra ise devlet burada parçalanacaktır. Dört farklı devlete dönmüş olduğunu söylememiz mümkün. Burada biri Kubilay, diğeri Çağatay, yine İlhanlı ve Altın Ordu olmak üzere farklı devletlerin bunların bölünmüş olduğunu söylemek mümkün Moğollar için. İmparatorlukta sosyal, ekonomik ve askeri duruma gelelim. Şimdi Bizans, Sasani ve Moğolları aldığımız zaman yönetim açısından Bizans'ın bir imparatorluk sistemiyle yönetilmiş olduğunu, Sasanilerin aristokratlara dayalı bir danışma meclisiyle beraber gitmiş olduğunu, Moğollarda ise bir kağanın ve yanında da danışma meclisi olarak kurultayın olmuş olduğunu görebiliyoruz. Sosyal ve ekonomik yaşama baktığımız zaman Bizans'ta ticarete dayalı bir ekonomik sistem gelişmiş. Sasani'de daha çok böyle tarım o bölgede geliştiği için topraktan alınan vergiler var, tarıma dayalı vergiler var. Moğol coğrafyasında ise sert bir coğrafya olduğu için böyle hayvancılık ve konar göçer yaşam tarzı hakim olacaktır. Orduya baktığımız zaman Bizans'ta ücretli askerler var, ağır zırhlı birlikler var. Sasanilerde güçlü, düzenli ve disiplinli birlikler varken Moğollarda gönüllü askerler ve hafif süvari birlikleri olacaktır ki bunlar kuşatmalarda ve özellikle fetih hareketlerinde oldukça etkin olacaktır diyor. Artı öründen sosyal sınıflaşma kısmına gelelim. Şimdi farklı coğrafyalarda bu bakış açısı değişecek çünkü üreticinin ihtiyacını aşan ürüne biz artı ürün adını
vereceğiz. Bu durum değiş tokuşu ve çiftçi, esnaf, tüccar, din adamı, savaşçı gibi yeni sınıflarda ortaya çıkacaktır. Mesela Mezopotamya'ya baktığımız zaman Mezopotamya için bu toprakların özel mülkiyet altında olduğunu veya Mısır'a geldiğimiz zaman Mısır'da Firavun tüm topraklara sahibi olduğunu görebiliyoruz. Yine onun adına vergiler de toplanıyordur. Halbuki Sümerlere gelelim. Sümerlere ifade edeyim. Sümer topraklarında tapınaklara, kent yöneticilerine ve köylere ait olduğu bu toprakların ve her insanın, hür insanların burada daha doğrusu vergi ödediğini görebiliriz. Hititlere gelecek olursak, Hitit coğrafyasında toprak tımarları ayrılacaktır. Topraklar tanrının ve kralın sayılacak. İşleme hakkı halkta olacaktır. Yine Orta Çağ'da biliyorsunuz ki Avrupa'da da feodalite adını verdiğimiz bir derebeylik rejimi, bir sistemi var. Ki bu sistemde köleler, serfler ve hür köylüler korunma ve adalet karşılığında senyörlere mal ve hizmet üretmekle yükümlü olacaktır. İşte Neolitik dönemin ortaya çıkarmış olduğu Arthur zamanla ilk çağda farklı coğrafyalarda bu tip sosyal sınıflaşmaları ortaya çıkaracaktır diyelim bu bağlamda. İlk ve orta çağda toplumsal tabakalaşmaya gelelim. Şimdi insanlar arasındaki ekonomik ve toplumsal eşitsizliğin görünür hale gelmesine tabakalaşma diyeceğiz biz. Toplumlar da hiyerarşik düzen içerisinde sınıflayacaklar. Mesela Avrupa'ya baktığımız zaman işte az önce ifade etmiştim soylular, din adamları, burjuvalar ve köylüler olaraktı. Halbuki Hindistan'da onu da az önce ifade etmiştim. Brahmanlar, din adamları sistemin en başında olacak. Kshatriyalar, askerler, sonra Vaisyalar, çalışanlar, Sudralar burada işçiler olacaktır. Bir de sistemin dışında kalan köleler vardı. Biz de onlara Parya adını veriyorduk diyelim. Tamam mı? Tabakalaşma da bu şekilde olacak. Avrupa'daki tabakalaşma yarı açık tabakalaşmadır. Yani ancak belli koşulları taşıdığınız müddetçe başka bir tabakaya geçebilirsiniz. Ancak Hindistan'daki tabakalaşma kapalı sınıf tabakalaşmasıdır. Bir kasttan başka bir kasta hiçbir şekilde geçemezsiniz. Orta Çağ'da ticarete gelelim. İşte Orta Çağ'da kara ticaretine bakın atlar, at arabaları ve develer burada temelinde kullanılıyor. Deniz ticaretinde ise bakın insan ve rüzgar gücüne dayalı olarak hareket edilen kürekli ve yelkenli gemilerimiz var. Tabii bir takım böyle önemli ticari merkez yerleri var ki bu ticaret merkezlerinin başında kanunlar gelecektir. Mesela asıl tüccarların toplandığı semtler olan kanunlar şehrin hemen dışında ticaret işlerinin görüldüğü büyük yerler olacaktır. Agoralar var. Yine şehir devletlerinin ticari faaliyetlerinin yapıldığı yerler olacak bunlar. İşte meydanlar, çarşılar, pazar yerleri gibi. Arastalar var. Arastalarda aynı işi yapan esnaf grubuna ait dükkanların bir arada bulunduğu çarşılar olacaktır. İşte kuyumcular çarşısı gibi. Hanlar ise kervanların ve yolcuların konakladığı yapılar olacaktır. Hanlar için onu söyleyebiliriz. Ribatlar ise sınır bölgelerinde kurulan daha çok ilk amaçta askeri yapılı yerler olacaktır. Zamanla da bunlar ticari merkezleri olacaktır. Kervansaraylar ticaret yolları üzerinde bulunan konaklama tesisleri olurken bedestenler ise çeşitli eşyanın satıldığı kapalı çarşılar olacaktır. Yani burada çok farklı eşyalar satılacaktır. İstanbul'daki kapalı çarşı gibi. İlk ve orta çağda ticaret yollarına bakalım. Yani ticaretin yapılmış olduğu yollar nereler? Onları değinelim. Şimdi İpek yolu Çin'den başlayarak iki kol halinde biri Kafkasya, diğeri de Anadolu üzerinden Avrupa'ya uzanan önemli bir ticaret yolu olacaktır. Bu yola egemen olmak aynı zamanda ticari manada devletleri zenginleştirecektir diyelim. Baharat yolu ise Hindistan'dan başlayarak iki kol halinde Kızıldeniz ve Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ve Anadolu üzerinden yine Avrupa'ya uzanan bir yol olacaktır. Baharatın en büyük önemi şudur. Bakın eskiden buzdolabı yoktu. Doğal olarak etler, sizin kestiğiniz etler eğer dışarıda kalırsa hızlı bir şekilde burada bozulabilirdi. En fazla yerin altına doğru saklama alanlarına bunu saklayabiliyordunuz. Ancak baharatın etleri burada bastırılarak, tütsülenerek en azından eti biraz daha koruma ve bakteri kaparak bunun bozulmasını engelleme esas alacaktı. Kral yoluna gelelim. Persler tarafından oluşturulmuş olduğunu söylemiştik. Persepolis ve Sus'tan başlayarak Sard'a kadar uzanan bir yol olduğunu da ifade edelim. Lidyalılar bu yolda etkin kullanınca özellikle kullanmış oldukları madeni sike olan paraları da hızlı bir şekilde bu yol aracılığıyla oradaki medeniyetleri tanıtacaktır. Kürt yoluna gelelim. Kürt yolu ise özellikle Çin ve bununla beraber Avrupa, Kafkaslar ve Rusya üzerinden hakim olan bir ticaret yolu olacaktır diyelim. Tabii bu ticaret yolu için şunu söylemek gerekiyor. Soğuk iklimden geçtiği için burada hayvan kürklerine dayalı çeşitli elbiseler, eşyalar Kürt yolunu oluşturan temel unsur olacaktır. İlk ve orta çağda orduya gelelim.
Şimdi Orta Çağ'da siyasi birlikten yoksun olan Avrupalı ordular daha çok böyle küçük oldukları için uzun süreli seferler düzenlemeyecekler. Daha çok böyle hani feodal sistemine bağlı küçük konutluklar var bunlar. Batı Avrupa'da da 13. yüzyıldan itibaren özellikle biz Frankların düzenli bir ordu ve sistem kurmuş olduğunu ifade etmemiz mümkün. Yine ilk çağdan itibaren devletlerin varlıklarını devam ettirebilmesi, savaşlarda başarılı olabilmesi, huzuru ve düzeni sağlayabilmesi amacıyla da güçlü askeri teşkilatlar kurduğunu ifade etmemiz mümkün diye. Devam edelim. Yine Orta Çağ Avrupa'da şövalyeler, okçular, kuşatma teknikleri tarafından dönen kara savaşları var. Demek ki Avrupa'da daha çok kara savaşlar oluyoruz. Doğu'da ise burada yüzyıllarca Orta Asya'ya hakim olan Türk ve Moğol toplulukların biliyorsunuz atlara dayalı bir savaşları var. Atlı okçular burada savaşta oldukça etkin olacaktır. Yine 14. yüzyıldan sonra İngiltere ve Fransa gibi krallıklar ordularında maaş karşılığı asker bulundurmaya başlamış. Avrupa'da da bir askerlik mesleği doğmuştur. Yine Orta Çağ'da ücretli askerlik sistemi birçok devlet tarafından burada kabul görmüş. Özellikle Bizans İmparatorluğu tarihinde her döneminde kendi ordularında bu ücretli askerlere yer vermiştir. Diyelim bu bakımdan da oldukça gelişmiş olduğunu söylemek mümkün. Kanunlar gelişiyor kısmımıza gelelim. Şimdi ilk siyasi oluşumlarında devlet ve toplum hayatının düzen ve disipline yürütülmesi için de her türlü hukuki iş gelenek haline gelecek ve kurallarla yönetilecektir. Mesela Roma hukukunu ele alalım. Şimdi Roma hukukunun ilk basamağı 12 levha kanunlarıdır, tamam mı? İlk basamak olarak Roma hukukunun 12 levha kanunları olduğunu söylememiz mümkün. Görev Roma'daki insanların görev ve sorumluluklarını belirten yine onun toplumsal ilişki örtüsünü içeren bir kanun olduğunu ifade etmemiz mümkün. Justinianus kanunlara gelecek olursak aile, kişi, miras hukuku konularında düzenlemeler yapmış ve dikkat ederseniz aile, kişi ve mirası barındırdığı için günümüzdeki medeni hukukun temelini de oluşturmuştu diyelim. Cengiz yasalarında ise Türk ve Moğol törelerinin yazılı hale getirilerek düzenlenmiş şekli olacaktır diyelim. Bunlar da Orta Çağ'ın önemli kanun unsurları arasında gösterilebilir diyelim. Evet, full özetimiz burada sona erdi. Hemen ödevimize bakalım. Şimdi 9. sınıfta ilk 3 üniteye bakmıştık biz burada. İlk 3 ünite bağlamında tarih ve zaman, insanların ilk dönemleri ve Orta Çağ'da dünya konuları hakim. Sizler sıfırdan 9'a kitabında burada hemen sol sütunda bulunan konu kısmında hızlı bir şekilde konularınızı tekrar edilir. Sağdaki soruları çözerek de pekiştirmenizi sağlayabilirsiniz. Renkli görsel olarak sizin zihninizde somut olarak kalabilecek oldukça eğlenceli ve oldukça öğretici bir kitap olduğunu da ifade etmiş olayım. Aynı zamanda TAK kitabından da yani 9 TAK soru bankasından da ünite sonlarında yer alan yazılı testleri, yazılı örneklerinden de faydalanarak iyi bir şekilde hazırlanmanız mümkün değil. Evet, full ücret burada sona erdi. Umarım yazıdan çok çok güzel bir puan alırsınız. Ödüllü sorumu sorayım. Yazıyı icat eden medeniyet hangisidir? Mutlaka yorum kısmına yazalım. Hepinize sınavınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.